Şimdi demin çıktığımız yokuş aslında bu depremde hasar görüp boşaltılan çocuk acil. Orası tamamen boşalttı ve dahiliyenin altındaki yeni binasına yerleşti. Şimdi burası da meşhur o fotoğraflarda işte haberlerde gözüken Cerrahpaşa'nın yaya girişi. Burası aslında ana giriş. Ana giriş çıkışlar buradan yapılıyor. Araba girişleri başka yerden. Bu basında yer alan haberlere göre Cerrahpaşa'nın taşınma falan söz konusu ama öyle bir şey yok. Cerrahpaşa tamamen yerinde yenilenme projesinde. İşte gördüğünüz gibi bazı binalar şu an tamamen yıkıldı. İnşaat oralarda devam ediyor. Mesela orası ortopedi binası ve şu köşede eski acil vardı. Ama bazı binalarda tarihi olduğu için yıkılmıyor. Yeniden yenileniyor. Şimdi de göğüs hastalıkları binasıydı. Orası şu an tamamen restore edilme aşamasında. Sol tarafta, şu tarafta tıp tarihi müzesi var. Orası da şu an tamamen restore edildi. Açılacağı günü bekliyor. Bu meşhur Atatürk'ün Cerrahpaşa ziyareti sırasında gözüken bina, tarihi bina burası. Şu anda tıp tarihi müzesi olarak kullanıma hazır gibi bir şey açılmasını bekliyoruz sadece. Şimdi videonun devamını yine tarihi bir bina olan restore edilen dekanlığın önünde çekeceğiz. Şimdi oraya gidelim. Bu bina onkoloji binası. Bu bina galiba yıkılacak. Bu binadan tam olarak emin değilim ama şu sol tarafta tarihi psikiyatri binası var. Orası yıkılmayacak. Yine orası restore edilecek. Arkamızdaki binanın ise restore işlemi tamamen bitti. Orası da dekanlık binası. Bu çarpının orası, burası dekanlık günü diye geçiyor aslında. Buradaki her şey tarihi, yani korunacak burası. Yenilenecekler, yenilenmeye devam edecek. Sınav döneminde aile baskısı var mıydı? Ve onun dışında kimin desteğini aldın? Sınavda aile baskısı, aslında baskı denemez ama beklentiler vardı. Yani sonuçta mezun olduğumuz okul, sizin de okuduğunuz okul böyle basit bir okul değil. Biz yine sınavla girdik, Tokat'ın en iyi öğrencileri olarak girdik ve bu yüzden de aynı başarıyı üniversite sınavında da göstermenin beklentisi vardı. Yani buna biraz baskı demek yanlış olur aslında. Bu yüzden de hani ben kendi üzerimde biraz baskı yaşadım aslında. Yani anne babamın emeğini boşa çıkarmamam gerekiyor. Onların beklentilerini boşa çıkarmamam gerekiyor. Temel baskıyı kendi üzerimde yaptım aslında. Ama tabii ki de annem babam baskıdan ziyade, hani zorlamaktan ziyade bana destek oldular. Hani gerek psikolojik anlamda gerek maddi anlamda. O konuda hani ben aynı zamanda okuldaki sıkıntılarımı, denemelerde yaşadığım problemleri, derslerde anlamadığım kısımları anne ve babamla çok açık bir şekilde konuşurdum. Yani işte baba, işte benim şu konuda şu eksiğim var, buna bir çare bulmamız gerekiyor, çalıştım yapamıyorum ve hani anne babamla ortak istişare ederek buna bir çözüm bulmaya çalışıyorduk. Bu yüzden hani anne babanızın size karşı yani baskı değil de bunu beklenti olarak algılarsanız aslında sizin için de daha kolay olur baş etmesi. Çünkü hani başka birinin yaptığı baskı bu sefer sizin içerisinde psikolojik olarak sizin üzerinize büyük olarak geliyor ve unutmayın ki sınava hazırlanan sizsiniz. Anne babanız değil, başka bir akrabalarınız, öğretmenleriniz değil. Sınava siz hazırlanıyorsunuz. Bu yüzden kendi psikolojinizi kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Yine destek alma konusuna dönersek yine yani kesinlikle baskı değildi. Hani ama öğretmenlerimi de benim üzerimde bir beklentisi tabii ki de vardı. Hani sonuçta emek verdiğim bir öğrencisi iyi bir yerlere gelmesini istiyordum. Hani. Bu yüzden de tabii ki de baskı demek yine yanlış olur. Beklentilerini karşılamaya çalışmıştım ben de onların. O şekilde de bana destek olmuşlardı. Yani hani bunun da bilincindeydim hani bana destek olmaya çalıştıklarını. Bu şekilde hani yine dediğim gibi kendi psikolojinizi kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Çünkü sınava girecek olan sizsiniz. Anne babanız girmiyor, öğretmenleriniz girmiyor. Yaşadıklarınız şeyleri elinde siz bilirsiniz. Peki deneme sonuçlarını nasıl analiz ettin? Bir de hepimiz sonuçta kötü denemeler geçirmiştik. Onları nasıl atlattın? Kendini nasıl motive ettin? Şimdi şöyle, bu dönem dönem değişiyordu. Mesela ben TYT maratonunun başında Eylül-Ekim gibi çok fazla tabii ki de yanlışım çıkıyordu. Konularımın eksik olmasının da yüzünden.
Şimdi bunu önce bir iyi ayırt etmek gerekiyor. Siz soruları siz bilmediğinizden mi yanlış yapıyorsunuz? Dikkat hatasından mı yanlış yapıyorsunuz? Önce bunu bir analiz etmeniz gerekiyor. Ben denemede daha önce hani çalışmadığım, daha programımda olan çalışmadığım bir konu görünce onu yapamayınca diyordum tamam sıkıntı yok. Ben buna daha çalışmadım, daha bu konuyu bilmiyorum. Bu yüzden benim endişelenmem gerektirecek bir şey yok. Dikkat hatam sorularında ben biraz hani psikolojik olarak kendimi rahatsız hissediyordum. Çünkü hani diyordum ki Hazan sen şu an tamamen streste değilsin. Sınav anında daha çok stresli olacaksın. Bu yüzden kendimi biraz daha düzgünlemen gerekiyor. Hani dikkat hatalarını en aza indirmen gerekiyor. Benim denemelerde kendime kızdığım konu buydu. Bu yüzden sizde yanlış yaptığınız soruları, boş bıraktığınız soruların neden böyle olduğunu aslında bakmanız gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var işte. Ya ben bilmiyordum, bilseydim yapardım. İşte ama işte dikkat hatam. Şöyle bir kendinize böyle bahaneler uydurmayın. Çünkü sınavda böyle bahaneler asla ama asla işlemeyecek. Sizin yapmanız gereken bunun sebebini bulup bunu sonuca ulaştırmanız. Dikkatim dağılıyor. Neden dağıldı? İşte önceki dersi mi çok yavaş çözdüm? Zamanım mı yetmedi? Ya da işte zor bir soru muydu? Sizin aslında benim hangi konum eksik? İşte bunun öğrenmediğimden ziyade bunun ana sebeplerini araştırmanız gerekiyor. Dediğim gibi bilmediğiniz konularda, daha önce çalışmadığınız konularda yanlış yapmaktan, boş bırakmaktan korkmayın. Sizin korkunuz psikolojiniz yüzünden kaçırdığınız sorular olsun. Önceki soruda da dediğim gibi sınava siz giriyorsunuz. O soruları siz çözüyorsunuz. Bu yüzden psikolojinizi ayarlamanız gereken sizsiniz. Yani bunu siz ayarlayacaksınız. Örneğin ben kendimden örnek vereyim. TYT'de ben normalde Türkçeyi 30 dakikada, 35 dakikada çözüyordum son bir ay içerisinde ders çalışırken. Ama sınavdayken sorular uzundu. Aslında çok da uzun değiller. Çok anlamlıydılar. Çok metin araları çok doluydu ve ben Türkçeyi yaklaşık 50 dakikada bitirdim. Yani 30 dakika nerede, 50 dakika nerede ve ben kendim şöyle dizginledim. Hazal, sen panik yapmaman gerekiyor. Hiçbir şey, bilgi eksikliği yok. Dikkat hatasından soru kaçırmaman gerekiyor. Bu yüzden sakin olacaksın. Ve hiçbir şey olmamış gibi devam edeceksin. Sadece biraz daha hızlanman gerekiyor diye. Siz de denemelerde aynı benim yaptığım gibi sınav psikolojisindeymiş gibi çözerseniz sınav anında çok rahat edersiniz. Dediğim gibi bilmediğiniz konulardan, öğrenmediğiniz şeylerden yanlış yapmaktan korkmayın. Psikolojinizin sizi etkilediğini düşündüğünüz sorular üzerinde yoğunlaşın. Yeni bir konuya başlayacağın zaman nasıl bir yol izliyordun? Mesela YouTube videosu izliyor muydun? Ben modern fizikte mesela YouTube videolarından gitmiştim. Sen nasıl bir yol izliyordun? Ben genellikle yani iki türlü yolu da izledim aslında. Özellikle biraz daha yorum gerektiren yani fizik ve matematik gibi derslerde biraz daha fazla ağırlık verdim YouTube kanallarına. İşte matematikte bu konudaki bu soru nasıl çözülüyor? Hoca hani bunu size anlattığı için hani kitaptaki çözümden bakmaktan ziyade adım adım benim için daha iyi oluyordu. Ama tabii ki de kendim evde bir ön hazırlığımı yapıyordum. Yani konu anlatım kitaplarım vardı. Oradan mutlaka 2-3 kere okuyordum. Ezberlenmesi gereken yerleri kendi içimden sürekli dışa doğru tekrarlayarak vesaire. Bu zaten ders çalışma teknikleri. Bunları yapıyordum. Bunun yanında da dediğim gibi yine YouTube kanallarına başvuruyordum ama şöyle bir yanlış anlaşılım olmasın. Hani tamam ben YouTube'dan çalıştım, konuyu okudum, tamam ben bu konuyu anladım. Öyle bir şey yok tabii ki de. Önce ben ders kitabından çalışıyordum, YouTube'dan çalışıyordum. Üstüne bir de bununla ilgili en az iki kaynak bitiriyordum. Yani bu da önemli. Yani şimdi ya ne bileyim ben kursa gidiyorum, işte YouTube kanalından izledim, işte okudum falan. Bu bilgiler bir anda beyninize ezberlenmiyor. Yani biz de şimdi şeyde okulda amfide hoca anlatıyor çok güzel. Çıkıyorsun eve yani ne olmuştu? Hangi dersi işlemiştik biz? Bu biraz böyle oluyor açıkçası. Bu yüzden hani her şeyi tabii ki de bunlara bağlamamak lazım. Bir kere okumak yetmez, iki kere yetmez. 3-4 yani ben size öyle diyeyim. Siz hangi sırayla hangisine daha ağırlık vereceğinize kendiniz karar verin ama yani kısacası her türlü yolu denedim. YouTube kanalları da dahil. Tamam. Şimdi bize biraz deneme stratejinden bahseder misin? Yani denemeyi çözerken ne yapıyorsun? Hatta biraz dersler bazında konuşursan daha iyi olur. Ben şimdi çok farklı yollar denedim. Tabii bu senenin başında olsaydı size de aynı taktiği verirdim ama yani sonuçta artık dönemin yarısına geldik ve çokça deneme oldunuz. Her hafta deneme oluyorduk zaten. Ben genellikle yaptığım kesin karar verdiğim şey şu. Önce Türkçe'ye yapıyorum. Zaten siz de benim fikrim önce Türkçe'ye yapın. Çünkü Türkçe tamamen sağlam kafayla okunması gereken bir ders. Çünkü
TRT'deki sorulan sorular işte Ali Ayşe'ye bak, Ali topu at gibi cümleler değil yani. Tamam, kısacık bir cümle var, içinde yüzlerce anlam barındıran ve yüzlerce soru sorulabilecek paragraflar. Bu yüzden önce bence Türkçe'ye yapın, hazır zihniniz açıkken. Daha sonra ben genellikle matematiğe gidiyordum açıkçası. Çünkü diyordum ki hani tamam, bir şeyler ters gitti, zaman çok gitti, sosyali aradan hızlıca çıkarabilirim mantığıyla baktığım için ikinci sırada matematiği hallediyordum. Ki matematik de bence biraz daha açık kafayla çözülmesi gereken bir ders. Daha sonra fen bilgisini yapıyordum. Fen bilgisinde yine fizik, kimya, biyoloji sırasını takip ediyordum. Daha en son sosyali yapıyordum. Çünkü unutmayın ki TYT aslında tamamen yani biraz bilgi, tamam biraz yol yordam ama en önemlisi bir zaman. Siz aslında zamanla yarışıyorsunuz. Yani bu yüzden hani nerelerden biraz zaman kırpabilirim de oraya atabilirim. Nerelerden işte biraz daha vakit harcıyorum onu biraz toparlayayım'a bakacaksınız siz. Yani ben önceki sorularda örnek verdiğim gibi ben normalde 30-35 dakikada çözerken Türkçe TYT'de bir de yani 50 dakikada çözdüm. Yani düşünün benim yaşadığım psikolojiyi. Buradan matematiğe geçtim. Matematiği de hızlıca bitirdim. Sosyali dedim ki tamam zamanın kısıtlı kaldı. İşte şimdi buradasın, burada süre arttırman gerekiyor. Ben işte o yüzden o sosyalle feni bu yüzden en son attım. Ben buralardan süre arttırmak için. Ben böyle yapıyordum. AYT peki? AYT'de zaten AYT'de sizin zaman sıkıntınız yok. Hani AYT tamamen bilgi. AYT'de ben de matematik ve fen diye gidiyordum. Aslında yani şöyle olabilir. Ben aslında AYT'den çıktığım zaman bunun biraz pişmanlığını yaşamıştım ama daha fazla test edebileceğim bir yer olmadığı için çok şey yapmadım ama mesela kendi adıma benim fizik, kimya, biyoloji üçlüsü dediğimiz derslerden en zorlandığım ders benim fizikti. Zaten ben AYT sınavında arka arkaya 3 soruyu yanlış yapmıştım fizikten. Zaten 5 yanlışım vardı. 3'ünü fizikten yapmıştım AYT'de. Acaba diyorum ki fiziği en sona mı bıraksaydım? Çünkü şöyle oldu. Ben fizikten baktım. Fizik soruları zorlayıcıydı. Zaten yapamıyorum. Mesela biraz zorlandığım bir ders. Kimyaya moralim bozuk girdim. Kimyadan birkaç tane eksiğim yapamadım var. Biyoloji benim kendime çok güvendiğim bir ders. Biyolojiyi yaptım, moralim biraz daha düzeldi. Geri fiziğe gittim, biraz daha fiziği erittim falan filan. O yüzden keşke şöyle aklımda bir şey kaldı. Acaba en iyi olduğum dersten mi başlasaydım? Bence hazır 5 ay varken AYT konusunda buna biraz bakın. Yani matematiği tamam yapacaksınız. Matematiği bence önce yapın zaten matematiği. AYT soruları zorlayıcı. Sizin biraz da hani tamamen formül değil, çünkü bulmacaya dönük sorular olduğu için. Ama hazır 5 ay verken bence fizik, kimya konusunda hangisine önce başlayacağınıza bakın. Çünkü gerçekten AYT'de bir soru bir sorudur. Bir soru insanı yüzlerce kişinin önüne götürüyor, yüzlerce kişinin gerisini alıyor. Örneğin ben TYT'de 458.ydim, AYT'de 1075. oldum. Yani beni düşünün, yaklaşık 600-700 kişi geriye attı beni. Bu yüzden hani AYT bu konuda önemli. Hazır 5 ayımız varken biraz önceliğinize kendinize bakın. Teşekkür ederiz. Şimdi son göstermek istediğim bir yer daha var. Orası İngilizce binası. Şimdi oraya doğru yola çıkalım. O sırada birkaç soruda cevap veririm. Peki okul dışında nerede çalıştın? Yani kütüphane ve benzeri, onlardan biraz bahset bize. Benim aslında ben dikkati çok kolay dağılan bir insanım. Yani en ufak ses bile benim dikkatimi dağıtır. Bu yüzden ben okul dışında aslında bir yerde çalışmadım dürüst olmak gerekirse. Ya evde çalıştım ya da okulun çalışma odasında çalıştım. Yani bizim çalışma odası, bizim zamanımızda sadece o büyük olan çalışma odası vardı. Küçükler bizim okulun sonuna doğru tamamen hazır olmuştu. Hani bizden öncekiler o da yoktu işin kötüsü. Ama galiba sizde bir de Z kütüphane vesaire açıldı galiba Instagram'dan takip ettiğim üzere. O konuda tam kesin bir şeyim yok. Ama siz hani okul dışında illa bir yerde çalışacağım hani diyorsanız üniversite kütüphanesinde güzel olduğunu söylüyorlar. Ama ben çalışmadım. Dediğim gibi dikkati çok kolay dağılan bir insanım. Ve genelde rutinimden çıkmamak istiyordum. O yüzden ev ve okul çalışma odası dışında bir yerde çalışmadım. O yüzden tam kesin diyorum, yapamayacağım. Burası dediğim gibi psikiyatri polikliniği. Şu aşağısı da nöroloji. Şu sağdaki büyük bina ise kadın doğum. Evet, kadın doğum. Böyle burası. Burası da İngilizce binası. Bu sadece İngilizce öğrencilerin olduğu yer. Ama hani Türkçe öğrencileri yani biz de kantinde falan vakit geçirebiliyoruz. Eski kulüp odaları da buradaydı. Bu arada günde kaç soru çözüyordun? Ondan da bahseder misin?
aslında bu çok değişkendi. Yani bu aslında çalışma rutininde en fazla değişen şeydi. Dediğim gibi konu, o gün konu tekrarın var mı, o gün dışarıda bir yerde dersin var mı vesaire, bu değişkenlik gösteriyordu. Onu da içeride anlatayım. Tamam. Şimdi bu demin günde kaç soru çözüyorsun konusuna gelirsek, bu dediğim gibi çok değişkenlik gösteriyordu. Ama benim bununla ilgili bir önemli bir tavsiyem var. Bence son 5 ayda falan da bunu yapabilirsin, çok fazla faydasını görürsün. Benim ta 9. sınıftan beri her gün hangi dersten ne kadar soru çözdüğümü gösteren bir defterim var. Yani keşke onu getirse mümkün göstermeye, ama şöyle bilgi tüpünde satılan şöyle telli çizgili bir defterdi. Ben şöyle yapardım. Hafta başlardım. İşte tarihini not tutardım. Türkçe, matematik falan diye yazardım böyle. O gün eve geldiğim zaman tüm günüm bitti. Kitaplarımı açardım. Ben bugün hangi konudan ne kadar soru çözdüm, işte nereleri bitirdim vesaire, onları işaretlerdim, sayardım. Daha sonra o kağıda işlerdim. En son haftanın en sonunda işte şu dersten şu kadar çözmüşüm, biraz az çözmüşüm. Şu dersten şu kadar, bunu çok abartmışım, bunu biraz azaltmam gerekiyor gibi kendi kendime bir istatistik kritik yapardım. Özellikle bunun son sene çok fazla faydasını gördüm. Çünkü hani son sene her şeyi çalıştığımız için, tüm konulara çalıştığımız için arada bazı dersleri abartabiliyorsunuz. İşte çalışmanız gereken yerleri kaçırıyorsunuz vesaire falan. Bu yüzden bence bunu yaparsanız son 5 ay içinde bile çok fazla faydasını görürsünüz. Ben hani bu şey açısından da önemli. Düzen oturtma açısından da. Ya diyorsun ki işte ya ben haftanın sonunda kendi kritiğimi yapıyorum. Günün sonunda kritiğimi, eksiklerimi biraz daha hızlı bitireyim. Hani bu hafta programımı oturtturayım falan filan gibi. Bu şekilde kendi kritiğinizi yaptığınız için de psikolojik açıdan da çok fazla rahat oluyorsunuz yani. Peki sınav senesinde kaybetme korkusu ya da çalışmaktan bıkmak gibi hepimizin başına gelen duygularla nasıl baş ettin? Şimdi çalışmaktan bıkmak konusuna gelirsek önce, şimdi şöyle bir sıkıntı vardı. Ben aynı zamanda okul birincisi olarak mezun olmuşum. Yani bu demek ki ben 9. sınıf, 12. sınıfa kadar çok fazla çalıştım. Hani sınav haftalarım çok fazla yoğun, onun dışında okul çıkışlarımda da hani sürekli boş zamanlarımda sürekli ders çalışıyordum. Bunun da vermiş olduğu etkiyle, evet, 12. sınıfta biraz ders çalışmaktan sıkıldım. Bu doğru. Çünkü 12. sınıfa girerken de o 3 aylık yaz tatili döneminde de hani çok az yere giderek ders çalıştım. Sürekli ders çalıştım. Bu yüzden evet doğru, yani biraz şey bıkkınlık yaşadım. Ama hep kendimi şu şekilde teselli ediyordum. Hani çok az kaldı. Hani 9 ay kalsa bile çok az kaldı diyordum. 1 ay kalsa bile çok az kaldı diyordum. Çünkü daha önceki sorularda da dediğim gibi arkadaşlar, sınava siz hazırlanıyorsunuz. Yani psikolojinizi başkasının düzeltmesini bekleyemezsiniz. Siz kendi psikolojinizi kendiniz düzeltmeniz gerekiyor. Aklıma hep şunu getiriyordum. Senin küçüklükten beri olmak istediğin şey doktorluk. Hayal ettiğin yer Cerrahpaşa. Bu yüzden bunu kazanmak için elinden ne geliyorsa bunu yapman gerekiyor. Hani o açıdan bunu bu şekilde gelmeye çalıştım. Hedefim var, hedefime doğru gitmem gerekiyor. Başarısız olsun. Yani ben elimden ne gelirse gelsin yapayım da başarısız olmak artık Allah'ın takdiri. Yani çünkü ben hiç kimsenin, aramızdan en az ders çalışanının bile hani tıp fakültesi kazanacağını biliyorum. Hani bizim okuldaki öğrenciler o şekilde bir şey yoktur ama neresi, hedefim ne, hedefimin doğrultusunda bir yer mi? Bu önemli bir nokta aslında. Hani bazı insanlar mezuna kalmaktan da korkar açıkçası, ama ben hani ders çalışırken de aklıma sürekli şunu getiriyordum. Ya ben çok çalıştım. 4 sene boyunca çalıştım. Son sene deli gibi çalıştım. Yani artık olmuyorsa da Allah'ın takdiri. 2. sene daha fazla çalışarak yaparım. Bu şekilde düşünerek hani kendimi biraz o bıkkınlığımı üzerinden atmaya çalıştım. Hani bu bırakma korkusu da aslında yine aynı teknikle hani biraz kurtulmaya çalıştım açıkçası. Peki. Şimdi sorularımızın sonuna geldik. Eklemek istediğin, arkadaşlara söylemek istediğin şeyler var mı? Aslında şöyle, yine psikolojiyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar şimdi benim lise hayatım boyunca tabii ki de
Sonuçta toplu bir ortamda yaşıyorsunuz ve bu yaşadığınız toplu ortamda elbette rakipleriniz olacak. Tabii ki de bir rekabet ortamı var. Hani en basitinden ya çok basit bir deneme sınavından çıktıktan sonra bile bize sonuç karnesinden hani kim birinci oldu, kim ikinci oldu, kim üçüncü oldu bunun muhasebesi o gün boyunca sınıfta dönerdi. Hatta ben o yüzden deneme günlerimiz çarşambaydı. Perşembe günü sabah okula mutsuz giderdim. Hani of ya yine işte deneme konuşulacak, sorulacak falan filan diye. Bu çok olağan bir şey. En basit okul sınavında bile yapılıyor bunlar. Benim size tavsiyem kendinizi tamamen bunu kapatmanız. Yani sonuçta sınavınız onların, sizin yerinize onlar girmeyecek. İşte sınavda sizin yerinize soruları onlar çözmeyecek. Siz ne kadar rekabet yapan insanları sizin kafanıza taksanız da siz kendi başınızsınız. Yani dediğim gibi psikolojinizi kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Aslında TYT'den sonra ben hep şey düşünüyordum TYT çalışırken. Ya işte ben çok hani masa başında çok oturan, çalışacak, yol yöntem bilen, kazanacak, zamanını ayarlayan kazanacak. Hayır arkadaşlar öyle bir şey yok. O sizi yanıltmasın. Psikolojisini iyi ayarlayan kazanıyor. Yani ben TYT'den çıktım, AYT'den çıktım. Üniversite hayatına başlayınca diyorsunuz ki psikolojisini ne kadar düzgün tutan bu bir yarışta o kadar önde götürmüş. Yani çünkü bakıyorsunuz mesela bizim şu an Amfi'deki insanlar falan hepsi çok soğukkanlı insanlar yani. Sınav zamanları ben normalde afakanlar basardı. Ben böyle evde sinir krizleri geçiriyordum. Ama ondan sonra gördüm ki yani valla bunu tek sen yapıyorsun. İnsanlar sakinliğini koruyor diyor. Bunu da siz kendiniz işte dediğim gibi ayarlayacaksınız. Sakinliğinizi korumanız gerekiyor. Her şey masa başında oturup sürekli bir türevini tekrar çözmek değildir yani. Bunun psikolojisini iyi ayarlamanız gerekiyor. Çünkü o yine önceki sorularda verdiğim örnekte TYT'de ben eğer sınavın başında ben tamamen dağıtmıştım aslında işin doğrusunu koşmak gerekirse. Türkçe'de çok fazla vakit harcayıp matematiği geçtim. Matematikte çok iyi çözüyordum. Sonra bir tane soruya takıldım. Takıl takıl sürekli ona dönüyorum. İlerliyorum ama geri dönüyorum. Sürekli onu çözüyorum falan filan. Sürekli aklım bu şekilde karışmıştı. Ama ben sınav anında kendi psikolojimi bir şekilde stabilize etmeyi başardım. Ve TYT'de nispeten de iyi bir sonuca ulaştım. Kısacası demeye çalıştığım şey şu. Daha önce de demiştim. Sınava akrabalarınız, anneniz, babanız, arkadaşlarınız, okulunuzdaki öğretmenler girmeyecek. Bu hayatı onlar yaşamayacak. Bu hayatı siz yaşayacaksınız. Bu yüzden işin artılarını, eksilerini masaya yatırıp psikolojinizi ayarlayacak olan sizlersiniz. Yani bu yüzden de hiçbir şekilde destek almaktan da kaçınmayın. Hani tamam sınava onlar girmeyecek diyoruz ama onları da hayatımızdan çıkaramayız. Yani ihtiyacınız olduğu zaman rehberlik hocanıza gidin, sınıf hocanıza gidin, anne babanıza mutlaka başvurun. Ama yine de bunun içinde halledecek olan sizsiniz. Dediğim gibi ben 4 yıllık hayatım boyunca maddi olarak yani masa başında otururken ders çalışma konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Zaten ben inek bir öğrenciydim. Hani ortaokulda da böyleyim, üniversitede de böyleyim. İnek bir öğrenciydim. Ben psikolojik olarak çok büyük sorunlar yaşamıştım. Bu yüzden hani yaşayan biri olarak ben deneyimledim. Sizin deneyimlemenize gerek yok yani. Benim başıma geldi bu olay. O yüzden bence benim fikrim psikolojinizi düzeltmeye çalışın. Sonuna kadar da bunu götürmeye çalışın. Çünkü unutmayın. Kerim Hoca'nın çok sevdiğim bir lafı vardı. Aynı zamanda yani çok bıktığım zaman da aklıma sürekli bunu getiriyordum. Eğer son 12. sınıfı 12 ay olarak değerlendirirsek 11 ay boyunca sadece son 1 ayı çalışmak için çalışıyorsunuz. Yani o bir aylık kısma ne kadar iyi hazırlanırsanız sınava da o kadar iyi giriyorsun. O yüzden son zamanlarınızı çok iyi değerlendirip psikolojinizi ayarlayın ve planınızı, düzeninizi asla bozmayın. Evet, ben de kendimden bir şey eklemek istiyorum. Bu sene boyunca iyi ya da kötü örnekler sizin çalışmanızı etkilemesin ve Hazal'ın dediği gibi sakinliğinizi koruyun. Çünkü ben hem kendimden hem de diğer arkadaşlarımdan baktığım zaman şunu görüyorum. Ne kadar birinin çizgisi belli olsa da sınavda neyin olup neyin biteceği belli olmuyor. O yüzden mutlaka sakinliğinizi koruyun ve sınav gününü bekleyin. Ve kendinize güvenin daima. Bu şekilde tıp isteyen arkadaşlarımıza bekliyoruz. Ve hepinize başarılar diliyoruz. İşte böyle hani olabildiğince ben de size şu an okulda hani tanıtmaya çalıştım. Çünkü hani biz bile şu an bir hastanede bir işimiz olduğu zaman, bir yere gitmemiz gerektiği zaman biraz karıştırıyoruz. Hani o yüzden hani sizin de biraz fikriniz olsun istedim. Bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz vesaire olursa da hani beni sosyal medya hesaplarından bana da yazabilirsiniz ya da Zafer Hoca aracılığıyla bana sorularınızı iletebilirsiniz. Bu kadar. İnşallah herkes hayal ettiği yere, hayal ettiği mesleğe kavuşur diyeyim. Kendinize iyi bakın.